Aşıklık ve ozanlık geleneğinde Baskil nasıl bir yapıya evet. sahip? Baskil ayrı, Keban ayrı işleyelim. Birbirlerinden evet, farklılar evet. mı yoksa? Tabii farklılar. Aslında çok aynı, yakın ilçeler. Yakın evet, yakın olmasına ama çok karşı. Farklılar. Gerçekten çok farklı. Baskil'deki aşıklık geleneği yapısı 1211. yüzyılda Orta Asya'dan gelen göçler neticesinde Baskil ilçesinin Fırat kıyısı kesimlerinin Türkmen köylerinin yerleşimleri oluyor. İlk Türkleşme ve İslamlaşma politikaları anlamında söylüyorum. Hoca Ahmet Yesevi'nin öz yeğeni Hoca Ahmet Yesevi Tavli Hazretleri de Baskil ilçemize yerleşen Anadolu Orta Asya Türkmen beylerinin birisi. Alaaddin Keykubat'ta kız kardeşiyle bir evlilik geçirdikten sonra orada Şeyh Hasan köyünü kuruyorlar. Kardeşinin adını veriyor. Ve bu Hoca Ahmet Yesevi'nin soyundan gelen kişiler yaklaşık olarak bugüne kadar bizim tespit edebildiğimiz 117 ozan. Yani o bin, tabi toplam 1000 yıllık süreçte. Hoca Ahmet Yesevi'nin soyundan başlayan nesil Gevher Sultan'dan Alaaddin Keykubat'ın kız kardeşi onunla evlendikten sonra gelen nesilde toplam 117 halk ozanı. Halk deyimcisi, halk ozanı işte orada takıldık. Tespit edebilmiş sayı. İşte bunlar kimler? Teslim Abdal'dan, kitabımızda da yer verdik. Teslim Abdal'dan tutun da işte Kul Mustafa'ya, işte Derviş Muhammed'e, Derviş Ali'ye, Kalender Abdal'a böyle bizim bulabildiğimiz 117'ye kadar gidiyor. Her bir ozanda da işte Teslim Abdal'ın bizim bildiğimiz 700'e yakın şiir var. 700'e yakın eseri var. Anadolu bayağı ciddi bir evet, rakam yediniz yani. Teslim Abdal Baskil'i mesela bir şey. Şu bizim duyduğumuz, bildiğimiz şey. Halen torunlarıyla görüşüyoruz. Halen emanetlerini görüyoruz. İşte bir Arapça defteri duruyor, terliği duruyor, sancağı duruyor. Bunlar Baskil'de, muhafaza ediliyor. Halen duruyorlar Şeyh Hasan Köyü'nde. Tam zaten Osmanlı döneminde vakıf olan bir köy. Bizim asıl çalışmamızın ana merkezi o Şeyh Hasan Köyü oldu. Aşırı bir kültürel yapıya sahip Şeyh Hasan Köyü. İnşallah sizlerle de birlikte en kısa sürede gidip orada birlikte bir program ve çalışma kesinlikle. Yapma fırsatı bulabiliriz. Bunun dışında Baskil semahları da işte orada yer verdik. Çok önemli çünkü Anadolu'da eşine az rastlanacak bir türden. Anadolu'da toplamda 8 veya 9 bölgede semahlarımız mevcut. Bunlardan birisi de Baskil bölgesi. Kitabımızda şu anda TRT'de yer alan 5 adet Baskil semahı notalarına yer verdik ama toplamda da Baskil'de yer alan semah sayımız 14. Bu da gerçekten var. Güzel yani bir şey. Anadolu'da 7-8 evet. var, Baskil'de 14. Yine kitabımızda çok belirttik. Iyi. Baskil'deki toplamda totalde diyelim böyle çok şey belki gençler de izler ilgisini çeker. 3000 üzerinde halk müziği eserimiz var. Bu sadece Baskil şey. Çünkü 809'a yakın işte Teslim Abdal'dan gelen şey. Bizim teslim şu ana kadar yazabildiğimizde tek tek gidiyoruz. Derleme çalışması arasında 200 civarlarındayız şu anda Baskil'deki halk müziği anlamında. Onun dışında Derviş Ali çok büyük eserler kazandırıyor yine Baskil'e. Bu anlamda halk müziği ve halk edebiyatı açısından Şeyh Hasan Köyü, Baskil ilçemize bağlı, çok köklü ve çok gelenekçi bir yapıya sahip efendim. Hocam peki bu bilgileri gidip şahsen bizzat o dönemi yaşamış ya da işte miraslardan, kalanlardan, kökenlerden mi buldunuz? Evet, çok nasıl? Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Baskil'deki bu ozanlık biliyorsunuz sözlü geleneksel aktarım. Babadan oğula, çocuğa böyle gelenekten aktarımla devam eder. Şu anda ben de halen köyde yaşayan dedelerimizden Teslim Abdal'ın torunu, 7. kuşak torunu Mustafa Tozun, kul Mustafa Tozun dededen aldım. Onun dışında yine işte Nesimi Budak, Ali Göktürk dededen, Ali Seydi Karaduman dedelerimizden kişisel olarak aldım.